Evet, herkese iyi hafta sonları. Merhabalar arkadaşlar. Doların yükselişi gerçekten özellikle doların bu trend hareketini biz izleyenler hatırlayacaklardır. 2.92-2.93 bölgesinden beri böyle bir hareketin olabileceğini, aslında maksimum bu yıl için 3.22'ler noktasına kadar gidebileceğini sizlerle paylaşmıştık ama tabii son bir yıllık tabloya baktığımızda da her 3 seviyesi üzerinde de bir gerilemenin olabileceğini, yaklaşık bu gerilemenin 3 defa gerçekleştiğini, hatta FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz kalkışmasından sonra da 3'te kalıcı olamayacağını ama 2.90'lara çekildikten sonra bir dip yapabileceğini ve sonrasında Kurban Bayramı'ndan itibaren, biz YouTube'a yorumlara başladığımız günden itibaren doların güçlü bir trend hareketi içinde olabileceğini, 3'ler üzerine çıkabileceğini, dolayısıyla ciddi bir rally yaşayabileceğini paylaşmıştık. Bunu tabii Türkiye'deki dinamiklere göre değil, dünyada dolar endeksi, doların güçlenmesi noktasındaki hareketle olabileceğini, ama doların da dünyada bu yıl özellikle 2016 yılı içinde Çin Yuan'ı, Meksika Pezosu ve TL karşısında oldukça güçlü seyrettiğini, dolayısıyla bu para birimlerinin zayıflama eğiliminin daha fazla olduğu, dolayısıyla bu para birimlerinin daha riskli olduğuna yönelik de vurgular yaptık. Bunu yaparken Amerikan faizlerine, dolar endeksine ve Türkiye'deki makroekonomik verilere, dünyadaki gelişmeleri de ve aynı zamanda İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkmasıyla birlikte Amerikan seçimlerindeki olası sürpriz Trump kazanması konusuna dahi detaylı bir şekilde değinmiştik ve dolar bizim beklediğimiz şekilde gün ve gün, biz günlük yorum yaptığımız gibi gün içinde saatlik yorumlar da yaparak size nasıl seyredebileceğini mesajlarını verdik. Hatta cuma günü yapmış olduğumuz yorumda da bu noktada beklediğimiz gibi bir seyir oluştu. Şimdi gelinen noktalar itibariyle baktığımızda ekonomi kurulunun yapmış olduğu bir acil toplantı söz konusuydu. Bu proaktif bir adım. Türkiye bu noktada gerçekten her gelişme çerçevesinde adımlar atıyor ama bu adımlar yeterli mi? Bu adımlar tabii Türkiye ile ilgili son dönem verilere baktığımızda ben açık ve net söyleyeyim, son 13-14 yılda verilerin sadece 2008'de bu kadar bozulmaya başladığını görmüştüm. Bozulmuştu. O da 2008 krizi sebebiyle. Ama son dönem verilere baktığımızda gerçekten oldukça sıkıntılı veriler gelmeye başladığını görüyoruz. Bu hep bunu dikkate değer olarak bahsediyoruz. Türkiye'de enflasyon çok yüksek ve dolayısıyla faizler çok yüksek. Faizler çok yüksek olduğu müddetçe ne büyümede hedef tutabilirsiniz ne de enflasyondaki düşüş sebebiyle bir takım ekonomik canlanma beklentileriniz gerçekleşmeyebilir. Gerçekleşmez. Dünyanın da böyle sıkıntılı olduğu bir durumda. Artı Türkiye savunma harcamaları noktasında Suriye ve Irak bölgesindeki operasyonlar da işin içine katıldığında, evet, bütçemiz bundan sonra biraz açık verebilir. Bu bir sıkıntılı durum. Çok da tabii ki dışarıdan gelen terör saldırılarına karşı bu noktada yapılması gereken Türkiye'nin bu tabloyu lehimize çevirmesi, bertaraf etmesi. Evet, doların tabii ki burada dünyadaki dolar endeksine hemen şöyle bakalım. Gördüğünüz üzere son Trump seçilmesi ile birlikte aslında Trump'tan önceki seviyelere baktığımızda biz sık sık bunu paylaşıyoruz. Biraz önce de bahsetmeye çalıştık. Yani Kurban Bayramı'nda Ağustos-Eylül ayındaki o doların dünyadaki trend hareketi ne kadar getirmiş? %7. Yani dolar dünyada birçok para birimi karşısında ortalama, dünyadaki bütün para birimleri karşısında diyelim, 5 para birimine karşı modellenir ama ortalama %7 yükseldiğini görüyoruz. TL karşısında ne kadar yükselmiş? Bir ara %16 yükseldi. Bu oran Meksika pezosu karşısında daha da büyük bir yükselişe neden oldu. Meksika pezosu zirveyi dikkate alacak olursak %17. Çin yuanı ile karşılaştırdığımızda bu oran Meksika pezosunda %17'lere kadar yükselmişken Çin yuanı karşısında %4'lük bir yükselişken bu çok
çok önemli Çin için. Çünkü Çin yuanının değer kaybettiği dönemleri düşünecek olursak, geçmiş yıllardaki dönemlere bakacak olursak, neredeyse 10 yıldır neredeyse Çin ciddi anlamda parite avantajıyla bu sürecini kendi lehine çevirmişti ihracat noktasında. Böyle bir mantık var. Ama son dönem yükselişe baktığımızda Çin yuanının neredeyse dolar karşısında son 2 yıldır yapmış olduğu trend hareketine baktığımızda, ki Amerika ile anlaşmaları neticesinde de böyle bir tablo ortaya çıkıyor. %13 değer kaybetmiş neredeyse Çin yuanı son 2 yılda, ki bu çok çok önemli. Çünkü burada özellikle bu trendin daha da güçlü gidiyor olması şunu bize gösteriyor. En azından önümüzdeki dönem doların Çin yuanı karşısında da, Meksika pezosu karşısında da dolar endeksi açısından baktığımızda, bu trendin daha önce de bahsetmiş olduğumuz seviyelere gitmesi noktasında çok ciddi anlamda değer kazanımları söz konusu olmaya devam edecek. Dolar endeksinin şu anki seviyeden itibaren, ki biz çok uzun süredir uyarıyoruz, diyoruz ki dolar endeksi şu tabloya baktığınızda bize 2000'li yıllardaki seviyeler olan 114'ler, 120'leri, pardon 120'ler, 122'leri düşündüğümüzde biz ne diyorduk? 94'lerden itibaren, yani şu an 100'ün üzerine çıkan bir parite hareketi görüyoruz. 94'lerden itibaren, yani Ağustos ayıyla birlikte biz bu hareketin nereye gidebileceğinden bahsediyorduk. Önümüzdeki 18 ay içinde ortalama %20'nin üzerinde bir primden bahsediyorduk ki bu hareket %25'lere kadar varan bir hareketti. Şu an için bu yükselişin önümüzdeki süreçte de devamını göreceğiz. Yani dolar endeksi dünyada yükselmeye devam edecek. Çok çeşitli karşılaştırmalar yaptık. Özellikle Brezilya reali ile TL'nin karşılaştırmasını yaptık ki mutlaka izleyin diyoruz size Brezilya reali Türkiye TL karşılaştırmasını. Çünkü Brezilya reali aslında 4.20'lere gitti. Ne zaman gitti? 2015'in sonunda, 2016'nın başında da aynı şekilde 4'ü gördü. Buraya giderken benzer hareketleri şu an TL yaşıyor. Hatta 2.97'den başlayan hareketin ilk etapta ilk soluklandığı yer 3.56 olarak karşımıza çıkıyor. 3.40'da da bir dinlenme oldu. Şu an nasıl 3.40'ı gördük, biz dinlendik. 3.44'te bir dinlenme oldu ama sonrasında 2 hafta içinde 3.56'yı itti. Ancak 1 aylık bir dinlenmenin arkasından tekrar bir rally başladı. Bizde de benzer hareket olur mu? Biz bunu sorguluyor olacağız. Eğer ekonomik veriler kötü gelecek olursa, hemen buradan euro dolar paritesine dönüyoruz. Euro dolar paritesini görüyorsunuz arkadaşlar. Biz neredeyse 1.12'lerden beri, hatta 1.13.50'lerden beri, şu bölgeden beri biz euro dolar paritesinde bu yıl sonuna kadar 1.05'leri, 1.04'leri beklediğimizi gün ve gün paylaşmıştık. Dolayısıyla bu tabloya baktığımızda benzer hareket burada da geliyor. Şimdi dolarla ilgili yorumumuza geçeceğiz ama özellikle euro dolar paritesindeki bu kırılma önümüzdeki süreçte ne getirir diyecek olursak, çok şey getirecektir. Neden? Çünkü Avrupa Birliği, biliyoruz ki İtalya yakında bir referanduma gidecek Aralık'ta. Fransa'nın da son dakika açıklamalarına baktığımızda birlikle ilgili sıkıntılarının olduğu, birlikten ayrılmaya yönelik bir takım mesajlar alındığı. Biz de 53 yıldır Avrupa Birliği'nin kapısındayız. Sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yapmış olduğu son açıklamada halka gideriz mesajı. Türkiye'nin de belki bu noktada, eğer İtalya, Fransa ve birkaç ses daha çıkacak olursa, Türkiye'de önümüzdeki yıl referandum olmak noktasında Avrupa Birliği'nden ayrılıp ayrılmama noktasında karar verecek. Bunu da izliyor olacağız. Burada gerçekten bizim için de, Avrupa Birliği için de 2017 belirleyici bir yıl olacak. Benim kanaatim 2020'ye kadar Avrupa Birliği kalmayacak. Bu noktada gördüğümüz çalışmalar, daha doğrusu yorumlar, çalışmalarımızın çerçevesinde yorumlar bu noktada böyle. Çünkü ben de eski bir Avrupa Birliği sivil toplum örgütü yönetim kurulu üyesi olarak bunu söyledim. Çünkü Avrupa Birliği ile ilgili bir takım prosedürleri yakından da takip ettiğim için neredeyse 10 yıllık bir Avrupa Birliği ile bağlantılı olarak projeler çerçevesinde ve buradaki gelişmeler çerçevesinde sivil toplum örgütlerinde üyelik yaptım. Dolarla ilgili yorumumuz birazdan.